demişken ABD 10 yıllık tahvil faizine de bakmamız gerekir. Çünkü son günlerde aslında bir miktar yükseliş vardı ABD 10 yıllık tahvil faizinde. Ama ABD hisse senedi endekslerinin düşmeye başlaması ve özellikle az evvel belirttiğim önemli eyaletlerde yeni vaka sayılarının tırmanması güvenli liman talebini arttırdı. Ve bir güvenli liman olan ABD tahvillerine talebin artması da ABD 10 yıllığında şu an baktığımızda %0.6 düzeyine doğru bir geri çekilmeye yol açmış görünüyor. Pandeminin en sert döneminde %0.36 seviyesini test etmişti ABD 10 yıllık tahvil faizi. Bakalım tahvillere giriş devam edecek mi? Yani tahvil faizindeki düşüş sürecek mi? Şimdi de para piyasalarına bakalım. Dolar TL 6.85-46 seviyesinde %0.03'lük yatay bir hareket görüyoruz. Haftaya sakin yatay bir başlangıç yaptı dolar TL. Bakalım haftanın devamında ki bu hafta Merkez Bankası'nın tutanakları var. Yurt içinde enflasyon verilerini takip edeceğiz. Bakalım nasıl bir seyir izleyecek.